Şık sıpası. Rahat durmuyor. Hem onunla oynamak istiyor, yani atla oynamak istiyor. Hem korkuyor. Ama kendini arkadaş edinmeye çalışıyor. Ben sizi yerim. Doruk, yani at olan, eşekten yana herhangi bir tehdit kabul ederse ona vuracaktır büyük ihtimalle. Ama şu anda bakın arkasını döndü, uyarıyor onu. Kulaklarını arkaya doğru yatırdı hafiften. Şimdi düzeltti. Eşek oyun derdinde. Ama Doruk korktu şu anda. Biz eşeği maneje bağlıyoruz ki çitlerin içinden kaçıp gidiyor. O yüzden alışması için o aşamada bağlıyoruz. Evet, Doruk tekrar geldi yanına. İlgisini çekti çünkü eşek onun. Atların günlük böyle devinimlerine, oyunlarına, işte yaptığı rutin şeyleri izlemek ya da farkında olmadan yaptıkları farklı şeyleri izlemek inanılmaz hoşuma gidiyor. Ya da bilerek yaptıkları şeyleri izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden sürekli böyle bir hayatın içinde olduğum için Allah'a sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanın 3 tane yaşam sacayağı vardır derler. Birincisi sevdiği işi yapması, ailesi ve inancıdır. İnanmak, yani deist veya ateistler için illa din olarak bakmamalarına bir amaç ve bir ideal olarak, yani inanmak, bir şeye inanmak. O yüzden inanmayı seçen inançlılar için de evet, bir şeye iman etmek, inanmak olarak da bakılabilir. Dolayısıyla aile, 3 aşama. Bunların içerisindeyseniz gerçekten çok şanslısınız demektir. Ben onlardan biriyim. Çok şükür çok şanslıyım. Sevdiğim işi yapıyorum. Ailemle çok mutluyum. Ailemi çok seviyorum. Ve inançlarımda çok güçlüyüm. O yüzden çok teşekkür ederim Rabbime. Bakar mısınız şu güzelliğe ya? Ne kadar büyük bir şans benim için. Kendinin ırkı, cinsiyeti, boyutu, yaşı, zamanı, hiçbir şey yok. Hayvanlar arasındaki o bağı, o sevgiyi gördüğüm zaman gerçekten çok duygulanıyorum. Ki neler görüyoruz internette. Kurtlarla, kedilerle, köpeklerle, yabani doğada hayvanlarla dostluk kurar insanlar.